Abi dokuna kadar getirmişsin. Korkumdan giremiyorum ki köpekler. Yörük kültürü tabii ki farklı bir kültür. Gelenene, görenene, örfüne, adetine, dinine, İslam'ına, efendime söylediğim yani büyüklerine bağlı, saygı duyan bir kültüre bağlıyız biz. Zorlandığımız yerler de tabii ki var. Çok bu kültürü bilen de yok bu ülkede yani. Herkes şimdi internet çocuğu olmuş, internet ülkesi olmuş artık. Ama biz daha gördüğün gibi bu kılçadırda yaşıyoruz. Evimizde, düğünümüzde, bağımızda, bahçemizde. İşte bu gördüğün kıl keçiyle bu çadır. Hayran kalan insanlar oluyor yani. Aa, bu ülkede bu zamanda böyle yaşamda mı varmış? Yani böyle bir yaşantıda mı varmış? Yani bunu görmeyen insanlarımız da var ama ben çok görmüyorum. Yani normal insan bugün Ankara'da, İstanbul'da veya Mersin'imizde de olsa hala beni görmeyen bir insan vardır yani mutlaka yeni doğan. Zor şartlar altında yaşayan bir grubuz ya. Sayımız da bayağı var. Ama hep bir arada konup göçemiyoruz. Sıkıntı oluyor. Eğer gençlere bıraksan bugün bırakıp gidecek. Ama önde ne yapacağını da bilmiyor. Bu yani bizim gençlerimizin birazcık internete takılmasından dolayı olsa gerek. Yani bir meslek yok. İş yok. Bıraktığında ne yaparsın? Yapacağın bir şey de yok. Allah göstermesin. Bizde çalma olmaz, çarpma olmaz, hırsızlık olmaz. Mutlaka kazanacaksın. Nerede kazanacaksın? Her kişi bugün bırakmayı ister ya. Kim ister böyle bir hayatta, böyle bir şartta yaşamayı? Yani bu bayağı bir cesaret isteyen bir meslek. Nasıl dersen, ya burada yılanla, çiğenle iç içe yatan bir insansın dağın başında. Elbette bırakılacak yani. Bu çok da fazla sürmez ama yani devletimiz ne kadar da teşvik verse, şeyse çok fazla da bir sürdüresim de yok. Ama dediğim gibi yani işte çocuğun okul masrafı bu sene. Bıraksan ne yaparsın? Yövmeye de çalışamam. Çapa kullanmadım bugüne kadar. Elimizde bir değnek. Hey hüt, geçiyi güt. Tek mesleğimiz bu. Ondan dolayı yani çaresiz bir şekilde bu işi yaptırıyoruz. Bu çok mu kolay? Bu belki hepsinden, çapadan da zor ama biz ona alışmamışız yani. Dıştan görene göre güzel ama bize göre çok zor bir yaşantı yani. Hakikaten diş sıkarak, dişimizin kanını emerek çok böyle külfetli maliyeti falan yok yani. Yıllık gelirimizi anca anı anıya zor denk getirebiliyoruz yani.